Ne oluyor ya? Ne oldu patron? Tamam, sesini çıkarmayana mama yok, belli oldu. Sesini çıkarmayana adalet yok, o da belli oldu. Ya nasıl tutuksuz yargılanıyorlar? Ha? Ya sokağın ortasında çocuğu öldürdüler ya. Nasıl bunlar tutuksuz yargılanıyor? Belli ki bu kasarların ismi geçtiği için bu dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Bunu da anladık. Ya ben şunu anlamıyorum bak. Bu salıverilme olayına ziyanın gücü yetmez, tamam mı? Bunu kasaylar yapıyor. Ulan tamam, kasaylar çok güçlü. Tamam, güçlü yetiyor. Çıkarsınlar kendi isimlerini dosyadan. Neden Allah'ın köpeğini, Allah'ın nazifini koruyor bunlar? Ben bunun sebebini anlamıyorum. Ne olabilir? Ya. Şey. Ya. Patron, bu arada ben biraz araştırma yaptım. Bu kasayların otelleri var abi. Şirketin başında Sina var abi ama kurucusu o değil. Sergen Kasay diye biri kurmuş. Bu da 24 yıl önce vefat ediyor. Rahmetli'nin de bir tane kızı var zaten abi. Kim bu kadın ya? O İpek işte, Sergen'in kızı abi. Bu şey, Sina'dan sonra en çok hisse bu ablada var. Ama kendi şirketinde çalışmıyor. İşte Amerika'da hukuk okumuş. Ne Kasay dedin? İpek. Aynen. Booming and pub. Abi İngilizce kart vizit diye aldım işte ben bunu. Oğlum, bu senin arabasını çaldığın kadın değil mi? Öyleymiş. Ne alaka? Bu kasayların arabası nerede? Tamam, kapat şunu. Çok güzel kanıt. Alenen her şey ortada, kabul. Ama bu bizim işimize yarar mı? Yaşananlara bakıyorum, bilmiyorum. Mahkeme olacak 3-4 ay sonra. Şimdi bu kasaylar bundan kurtulmak için elinden geleni yapmayacak mı? Patron, ne yapabilirler ya? Video ortada abicim, ne yapabilir bunlar ya? Tarla başında bir tane çocuk öldürüldü. Kim sallar? Hı? Kim salladı bugüne kadar? Kimse. Bir tane gazete haberi. Ölen kimmiş? Umudu neymiş? Ama kasayları sallarlar. Abicim fark eder mi ya? Sallasınlar. O zaman biz de gidelim videonun başını keselim. Kasayları atalım. Verelim Nazif, tutuklatalım bari. Oğlum Nazif'i koruduklarını görmüyor musun? Kaç tane şahit gitti mahalleden? Kaç kişi söyledi Nazif'in Salih'i vurduğunu? 10-20 adam tutuksuz yargılanıyor. Nasıl oluyor? Bu belli ki koruyorlar. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Niye koruyorlar ya Nazif'i? Nazif'in ne özelliği var? Allah'ın Nazif'i lan bu. Koskoca Kasay ailesi. Düştüler bir Nazif'in peşine. Neden? Ya niye koruyorlarsa koruyorlar. Biz bir şey yapamıyor muyuz? Bu adamlara bu çocuk öldüğüyle mi kalacak? Kalmayacak tabii ki. Tabii ki kalmayacak. Ne yapacağız? İçlerine gireceğiz. Nasıl yani? Şimdi Bumi ve ortakları Kasaylar Holding'in bütün davalarına bakıyorlar. İpek Kasay her ne hikmetse kendi şirketlerinde değil de bu avukatlık bürosunda çalışıyor. Çünkü Holding'in ne kadar pisliği, ne kadar merdiven altı ilişkisi varsa bunlar yönetiyor. Şimdi Salih'imizin davasını savunmasını da bu şirket yapacak. Evet, ilk aşamada Sina'ya ulaşamayız, bu doğru. O yüzden bizim ilk hedefimiz İpek Kasay. Yani biz bu davaya sahip çıkmak istiyorsak operasyona bu mühim ortaklarından başlayacağız. Çünkü bütün dümen orada dönüyor. Eleman bu patron. Bumin'in erkinden öğrencisi. Notları, kariyeri böyle silik bir tip. Baroda kaydı var ama şu anki işi bambaşka. Zengin bebenin ailesi Londra'ya göçmüş 5 yıl önce. Mimarlık şirketi açmışlar. Bu da 2 yıl önce gidiyor. Aile şirketinde çalışıyorum diye Stalin'i eziyor. İsmini de sevdim ben. Orhan İnan. Güvenilir. Online işlemler tamamdır patron. Ferhan Duyar'la ilgili bütün görseller silindi. Orhan İnan'la ilgili bütün geçmiş yüklendi. Abi ben de araba konusunda çok lüks bir şeye kaçmadım. Daha doğrusu kaçamadım yani, ama sonrası için aklımda var bir şeyler yani. Yapacağım, halledeceğim. Hatta tamam. Efendim, eski bir öğrenciniz geldi. Toplantıdayken rahatsız etmedim. Evet efendim, biliyorum. Salih Eyboğlu davasıyla ilgili gelmiş de Orhan Bey. Ondan size bir sormak istedim. Orhan İnan. Tabii ki.
Buyurun, sizi bekliyor. Hocam. Tanımadınız. Açıkçası tanısanız üzülürdüm hocam. Çünkü derslerinizde çok da verimli bir öğrenci değildim. Orhan İnan ben. Erkin Üniversitesi hukuk mezunuz 2015. Orhan İnan. Oh. Ya. Ne haber, ne var ne yok. Vallahi hocam enseyi karartmamaya çalışıyorum diyelim. Sizi hiç sormuyorum, harika görünüyorsunuz. Eyvallah üstad. Geç geç, geç otur. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne içersin? Hocam ben hiç vaktinizi almayayım. Dilerseniz hangi konuda geldiğim hususunda sizi aydınlatayım. Salih Eyüboğlu'nun dosyasıyla ilgili buradayım. Davacı tarafı temsil ediyorum. Şirket avukatlarınızdan Tufan Bey dosyayla ilgileniyormuş. O zaman diyeceksiniz ki kardeşim beni niye rahatsız ettin? Git Tufan Bey'le konuş. Çok haklısınız ama... hassas diyebileceğim bir durum oluştu hocam. Öyle olunca gelip hocamdan bir akıl almak istedim. Estağfurullah. Mesut, dinliyorum. Şimdi hocam bu dava bana teyzemden geldi. Teyzemin yakını mahallede ölmüş. İşte çevrelerinde de çok avukat yokmuş. Ben de gittim bu insanlara. Tarla başında bir görüştüm kendileriyle. Şimdi şöyle hocam. Bana anlatılana göre böyle bir durumda tutuksuz yargılanmak çok sık rastlanılan bir durum değil. Şimdi tanık ifadelerini inceledim. Kasay ailesinin ismi birden çok geçmesine rağmen savcılık bunu hiç göz önünde bulundurmamış. Bu bana çok ilginç geldi. Bu konu üzerinde araştırırken de elime... yani çok ciddi diyebileceğim bir kanıt ulaştı. Bir video ulaştı. Şimdi ben de bu videoyu izleyince açıkçası biraz çekincelerim oldu. Dedim ben üstadımın bir yanına geleyim, ona videoyu izletip bir fikrini alayım. Yani müsaadeniz varsa izletebilir miyim? Buyurun. Lan bu kasayların arabası nerede? Evet. Görün. Bunu müvekkilin için kullanmak varken sen niye bize geldin? İşte ben de tam olarak aslında bu konuyla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Vallahi hocam benim öyle mesleki başarılarla dolu bir hayatım olmadı. Olamadı yani, o şansın ben bir türlü elime geçmediğine inanıyorum. Şimdi ben de bu videoyu bir şans değil de bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum aslında. Çünkü bu işin içinde siz varsınız. Kasay ailesi var. Yani ben bu davanın benim boyumu kat be kat aşacağının farkındayım. Anlıyorum Orhan ama sen hala benim sorduğum soruya cevap vermedin. Bu davadan çekilebilirdin eğer öyle hissediyorsan. Orhan, niye bize geldin? Şöyle hocam, ben bu talihsizliği bir fırsata çevirmek için geldim aslında. Açık olmak gerekirse hayat şartlarım da bu fırsatçılığımdan utanmama biraz engel oluyor. Benim babam üniversitedeyken battı hocam. İnsanın gördüğünden geri düşmesi korkunç bir şey. Şimdi ben şöyle düşündüm. Dedim ki ben eğer hocama ufacık da olsa bir katkıda bulunabilirsem... o da belki beni kendi bürosunda bir denemek ister. Belki benimle çalışmak ister. Hocam ben çok sözüne güvenilir, çalışkan ve akıllı bir insanım. Dediğim gibi hayatta aklım başıma biraz geç geldi. O yüzden ben de bunu bir fırsata dönüştürmek istedim. Aslında durum bundan ibaret. Pekala. O zaman biz durumu bir düşünelim, değerlendirelim. Seninle sonra iletişime geçeriz. Yasemin'e telefonunu bırakmayı unutma. Tabii ki. Üstad. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. Ha, pardon hocam, ben yalnızsınız sanıyordum. Sonra uğrarım. Yok yok, gel gitme. Orhan Bey gidiyordu. Ha, bu arada tanıştırayım. İpek Kasay, şirketimizin avukatlığından. Orhan, eski öğrencim. Orhan İnan ben. Memnun oldum. Ben de. Hocam tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler. İpek Hanım.
Umin Hoca telefon numaramı bırakmamı rica etti. Tabii, hemen not alıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.